Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yürük, namı değer Volkan abi. Hala kanalımıza abone olmadıysanız çok ayıp edersiniz. Çok ayıp edersiniz. Lütfen artık abone olun ya. Abone olun, zili de açık bırakın ki yeni attığım videolardan haberdar olun. Eğitim ve eğlence sayfamızda bugün sizlere OBS Studio, buradaymış, OBS Studio'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. OBS Studio sayesinde birçok sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapılıyor. Fakat OBS biraz daha karışık. Bandicam biraz daha kolaydı ama OBS birazcık daha karışık diyebilirsiniz. Ama aslında OBS'de çok karışık değil. Ne demişler? Bilmemek ayıp değil. Önemli olan çaktırma. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Öncelikle OBS'den Twitch'ten nasıl canlı yayın yapılır? Bunu anlatacağız bu videomuzda. Çünkü Twitch'ten OBS dışında yayın yapamıyorsunuz ya da OBS'in dışında başka bir program da kullanabilirsiniz. Yani artı bir program kullanmanız gerekiyor. Biz OBS'i tercih ediyoruz. Umuyoruz ki siz de OBS'i tercih ediyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Öncelikle hemen kendimi aşağıya indiriyorum. Evet arkadaşlar, kendimi aşağı indirdim. Şuradayım, şurada aşağıda. Şimdi OBS'i açıyoruz. OBS böyle bir program arkadaşlar, görüyorsunuz. Hemen buradan muhteşem Google Chrome'dan Twitch'imize bağlanıyoruz. Benim de Twitch adresim Volkan Yoruk Team. Arkadaşlar ismi dikkat edelim. Volkan Yoruk Team. Bakın, eklemek isterseniz çok güzel. Çok güzel bir kanal. Valorant oynuyoruz, Dying Light oynuyoruz, sohbet yapıyoruz, radyo programı yapıyoruz, Ramazan programı yapıyoruz. Daha yeni başladık biz de tabii Twitch'e. Buradan kanala geliyorsunuz. Kanal diyorsunuz. Ve hemen şu tarafa bir menü geliyor. Pardon, özür dilerim. Yayıncı menüsü diyelim. Yayıncı paneli diyelim. Yayıncı paneli diyorsunuz. Bu tarafa hemen bir menü geliyor arkadaşlar. Burada işte oynatma listesi, klip falan filan. Bizim için lazım olan ayarlar. Ayarlara giriyorsunuz. Burada yayın diye bir şey var. Tıklıyorsunuz. Şurada bir şifre var. Görüyorsunuz değil mi? Zaten ne kadar gizli oldu. Bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Sonra yayın yöneticisine tıklıyorsunuz. Bu sayfa sizin yayın paneliniz. Burada yayın bilgisini düzenliyorsunuz. İşte isterseniz fotoğraf koyuyorsunuz. Hani yayın yapmak için her şeyi hazırlıyorsunuz. Ondan sonra bunu kapatıyorsunuz. Hani burada bir şu yayın kısmından burada kopyaladığımız bir yayın anahtarı vardı ya. Onu tekrar kopyalayın, ne olur ne olmaz. Geliyorsunuz buraya OBS'e, ayarlar diyorsunuz. Bakın yayına geliyorsunuz. Burada özel diyor, burada Twitch diyor. Bak adam yazmış, Twitch için özel kanal açmış diyor ki. Hani belki anlamayan vardır, bak burada Twitch'i seç. Twitch'i seçtikten sonra hesaba bağla diyor. Biz bunu önermiyoruz. Bunlar öneriyorlar, ben önermiyorum. Yayın anahtarı kullan diyoruz. Şuraya kopyaladığımız yayın anahtarını yapıştırıyoruz. Uygula diyoruz. Şimdi ben tabii ki bu kaydı da OBS'ten yaptığım için bunu yapmayacağım. Yani kopyaladığımız anahtarı buraya yapıştır diyoruz. Paste ve sonra uygula diyoruz. Ondan sonra bunu kapatıyoruz abi. Ve direkt şöyle bir ekran çıkıyor. Burada yayını başlat. Bakın şurada yayını başlat. Yayını başlat dediğiniz anda hemen Twitch'te şu ekrana sizin görüntünüz yansıyor arkadaşlar. Artık Twitch'te canlı yayındasınız. Saçınızı başınızı düzeltin. Sakın ha yayında burnunuzu karıştırmayın. Evet, bunu da yaptıktan sonra artık Twitch'ten canlı yayın yapabiliyorsunuz demektir. Ondan sonra bekliyorsunuz insanlar gelsin diye. Şuradan da sohbet ayarlarını yapıyorsunuz. İşte açık, kapalı, sadece mod, simge, sadece takipçiler gelsin diye bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani adam size bir şey yazmak istiyordur, yazamaz. Takipçi olmanız gerekiyor der. Adam onu yazmak için takipçi olur. Yani takipçi sayınızın çoğalması için söylüyorum. Daha izleyiciler. Biz daha 2 gün olmadı. 3 tane canlı yayın yaptık. 8 tane takipçimiz var. Daha çok yeniyiz. Yani bize destek olursanız. Volkan Yuruk Team. Evet şu. Şu. Volkan Yuruk Team. Evet, Twitch sayfamız. Evet, Twitch'ten canlı yayın nasıl yapılır? Bunu bugün burada sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bugün sizlere OBS Studio ayarlarını yapmak ve Twitch'ten nasıl canlı yayın yapabiliriz bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar abi biz şunu da istiyoruz ya da biz şu programı da kullanmak istiyoruz diyenler varsa, eğer biliyorsam nacizane
O programlar içinde sizlere videolar çekeceğim. Ama velakin bilmiyorsam ne yazık ki çekemeyeceğim arkadaşlar. OBS Studio konusunda söyleyeceklerimiz bu kadar. Twitch'ten canlı yayın yapmayı anlattık. Bir sonraki videomuzda bilgisayardan TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, şu, bu, o vesaire gibi bütün sosyal medya hesaplarınızdan aynı anda nasıl canlı yayın yapabilirsiniz? Aynı anda. Yani bir canlı yayın yapacağım ama benim 4-5 tane sosyal medya hesabımda aynı canlı yayın gidecek böyle. Bunu öğreteceğiz. Bu da işin birazcık püf noktası. Bundan bahsedeceğiz. Tabii ki bir dahaki videomuzda. Eğer videomuzu beğendiyseniz, size faydalı olduysa, faydalı olmasa bile yani beğenirseniz, bir yardımcı olursanız çok seviniriz. Daha yeniyiz arkadaşlar. Bir başka tanıtım ya da içerik videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalı bir dolaş. Kanalı bir dolaş. Serbest, maskesiz, galoşsuz gezi. Kanalı bir dolaş. Kanalı bir dolaş, sana faydalı videolar olacak. Kanalı bir dolaş, sonra çık. Hadi görüşürüz.